Arkadaşlar hoş geldiniz. Her gün bir cenaze kaldırıyoruz. Her cenazenin kendine mahsus özellikleri var. Bugün de Ahmet Süreyya Bozkurt'un onun da özelliklerini Ahmet Bozkurt İstanbul Bakanı internet rekoru vaziyette bulunduktan sonra diyor ki Armutlu güzel bir insanı kaybetti diyor. Ben de o kadar diyeyim. Başka insanlarda görmemiz zor olan özellikleri var. Bunlardan birisi çok çalışkan olması. İkincisi hani hak geldiği zaman susan dilsiz şeytandır diye bir inancımız. Peygamberimizin bir ifadesi var ya. Onu yaşayan insan. Akrabalarının emlakını ziyade bir konusu konuşur. Kim olursa olsun. Devlet bir kanun bir yasa da hiçbir şey bilmeden hak ettiği zaman susmayan ona müdahale eden bir yapısı vardır. Bunu Rabbim çünkü bir insanın kendi kendine bir kenarda ibadet taat yapıyorum diye meşgul olması Cenab-ı Hak değerlendirecek. Oraya karışmayız. Ama şu dediğimiz hak geldiği zaman susmama çok önemli bir özelliktir ve birçoğumuzda olmayan bir özelliktir. Rahmeti Rahman'a tevdi ederken bu ifadenin altını çizmek istedim. Şimdi biliyorsunuz, ben amcamın oğludur. İkimizin birbirinden hak talep edeceğini düşünmüyorum. Aramızdaki gönül bağının böyle olduğuna inanıyorum. Benim hakkımın olmadığına inanıyorum ama onun da benden hak talep etmeyeceğine inanıyorum. Gönül bağımız bana bu duygu ve düşünceyi ilham ediyor. Ama beraber yaşadığı sizler hepimiz hasbel beşer insanoğlu birbirine hak hukuk geçebiliyor. Şu anda Süleyman'ın kalan insanlardan beklediği tek şey var. Hakkı olan hakkını helal etsin. Huzurullah da benden böyle bir talepte bulunmasın. İkincisi, biraz sonra cenazeden sonra sorulacak. Şu toprağa verilmek üzere vefat etmiş olan insanı nasıl biliyorsunuz diye. O yüzden ben cenazelerin mümkün mertebe namaz vakitlerinde kılınmasından yanayım. Çünkü bu insanların içerisinde Cenab-ı Hak'ta kimin yakın olduğunu bilmemiz mümkün değil. Bir Allah'ın kulu çıkar içerisinden onun hatırına vefat etmiş olan insan rahmeti rahmana kavuşabilir diye umar düşünürüm. Ama hayli cemaatiz burada. Bu insanlarımız cani gönülden hakkımızı helal ediyoruz. Biz bu insanın iyi olduğuna şahidiz derse çünkü peygamberimizin ortaya koyduğu sayıyı zaten geçiyoruz. Yani o gün için 80 kişi bile cenazelerde önemli bir cemaat sayılmış. Ama şu anda bizim en küçük cemaatlerimiz 80'in üzerinde. Toplum kalabalıklaştı. Bu çok önemli. Cani gönülden biraz sonra söylendiğinde hakkınızı helal edin. Hatta ona bırakmadan şu anda çocuklarının gelmesi için bazı engeller yüzünden orada da görüştüler. Şu anda erkek çocuklar buraya gelememiştir. Onların selamları var. Deniliyor ki babamıza ve bize hakkını helal etsin. Oradaki cemaate bunu arz edin deniliyor. Arada biz vekiliz, aracıyız. Onlar adına teklif ediyoruz. Bu Süleyman abimizin ahbabına geride bıraktığı insanlara ve özellikle Süleyman abimize hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? İnşallah Rabbim diyor ki ben öyle bir yüce merhametin sahibiyim ki eğer yarım yamalak düşünen kulların, kin ve adalet barındırabilecek olan kulların öyle yapısıyla hoşgörülü olup da iyi diye bir kuluna şehadette bulunuyorsa ben merhameti büyük olan Allah onların iyi dediğini kabul eder, öyle muamele ederim diyor. İnşallah Rabbim Süleyman abimizin çünkü öyle güzel özellikleri vardı ki bir kere milliyetçi bir adamdı. Yurt dışında kalanlar bu ruh halini iyi bilir. Memleket sever bir adamdı.
ve hiçbir saplantısı yoktu. Orta yolu takibi hayrol umuru evsatuha diyor ya Peygamberimiz. İşlerin, yolların en hayırlısı orta olanıdır. Saplantısı vesairesi yoktu, taassubu yoktu, körü körüne manasız mantıksız bağlantısı yoktu. İnancı kavi, mümindi, Müslümandı, inancından fedakarlık etmeyecek kadar da atalarımızın Anadolu tabirine kat Müslümandı. Öyle bir yapısı vardı. Rabbim inşallah bizim bu hüsnü zannımızın üzerine aklımıza gelemeyecek kadar da hüsnü bakış ortaya kor da Süleyman abimizi merhametiyle sarmalar, taksiratını affeder, cennetiyle ve cemaliyle müşerref kılar. Sanıyorum. Evet, arkadaşımız gel hocam. Allah sizlerden razı olsun. Bizim köyümüzün güzel yanlarından birisi cenazeleri takip konusu iyiyiz. Buna devam edelim. Bu toplum için güzel bir haldir. Buyur değerli hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aziz cemaat,
Merhum Süleyman amcayı nasıl bilirsiniz? Dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helallerinizi Cenab-ı Hak kabul eylesin. Allah razı olsun. El-Fatiha. Şairler var. Sırada kim var? Neredeyim işte? Ben cenazenin dalmasını bekliyorum. Kaçan ben de mazur mazur.